Napolyon Bonaparte, Fransız ordusunun önemli komutanı. Birçoğumuz ismini Osmanlı veziri Cezar Ahmet Paşa'nın Napolyon Bonaparte'a karşı geldiği zaferle duymuşuz. Fakat Napolyon Bonaparte'ın öyle bir mağlubiyeti var ki Cezar Ahmet Paşa'nın yanında bayağı ilginç kalıyor. Yıl 1807, Temmuz ayı, Waterloo kasabasında. Napolyon Bonaparte, Rusya ile Fransa arasındaki Friedland Savaşı'nı kazanmış, tam istediği koşullarda Tilsit Barış Anlaşması Rusya'ya imzalatılmıştı. Kazandığı bu büyük zaferi kutlamak isteyen Napolyon, herkesin eğleneceği büyük bir av partisi düzenlemek istiyordu. Bu partiyi düzenlemesi için başkonsolosu Alexander Berter'i görevlendirdi. Napolyon'un gözüne girmek isteyen Berter de açık öğle yemeği düzenlemeye karar verdi. Birçok soylu ve üst düzey komutanın da davet edildiği av partisinde onur konukları ise tavşanlardı. Berter, kimi kaynaklara göre yüzlerce, kimi kaynaklara göre ise sayıları 3000'i aşan tavşanı kafesler içinde İmparatorluk Sarayı'nın bahçesine getirmişti. Napolyon, göğsünü gere gere gezmeye başladığı sırada kunduzlar ve silah taşıyıcıları eşliğinde tavşanlar kafeslerinden serbest bırakıldı ve avlanmaya başladı. Tavşanlar olması gerekenden çok daha agresiflerdi. Garip şeyler oluyor, tavşanlar saldırganlaşıyordu. Napolyon başta bu tavşanların haline gülse de saldırı devam ettikçe endişeleri arttı. Tavşanlar imparatorun bacaklarını yuvarlayarak ceketini tırmanmaya başladılar. Napolyon erkekleri sopayla yakalayıp onları kovalamayı denerken binicilik mahsulüyle de boğmaya çalışıyordu. İşte Napolyon'un trajikomik savaşı böyle başlamıştı. Sayıca çok fazla olan tavşanların gazabına uğrayan Napolyon çareyi kaçmakta buldu. Yanındakiler tavşanları zapt edemediği için Napolyon'u oradan uzaklaştırmak en mantıklı seçenekti. Tarihçi David Chandra, tavşan ordusu iki kanala bölünmüş, partinin yanlarında dolanıyor ve imparatorluk koçuna giriyordu şeklinde anlatmıştı. Tavşanların saldırısı ancak saatler sonra durabildi. Partideki tüm davetlilerin kaçışması tavşanları korkutmuş ve uysallaştırmıştı. Napolyon ise çoktan topuklarına vura vura oradan kaçmış, partiyi terk etmişti. Avrupa'ya hakim olan adam tavşanlarla savaşmak için uygun değildi.